Merhabalar, ben Doktor Yunus Çirkin, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında asistan doktor olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle ampiyemi konuşacağız. Ampiyem plevral boşlukta püy toplanması, plevral sıvıda gram pozitif bakteri görülmesi veya plevral sıvıdan pozitif kültür olarak tanımlanır. Genellikle pnömoni ile ilişkili ama göğüs cerrahisi veya göğüs travması sonrasında da gelişebiliyor. Yüksek morbidite ve mortalitesi mevcut. Hastaların %20 ila 30'undaki ilk yıl içinde ya ölüm ya da daha fazla ameliyat görülüyor. Erken müdahale çok önemli. Pnömonili hastaların yaklaşık %20'sinde ampiyeme yol açabilecek bir parapnömonik efüzyon var. Ampiyemli hastaların da %70'inde parapnömonik bir efüzyon görülüyor. Geri kalan %30'unda travma, postorasik cerrahi, özofagus rüptürleri veya servikal enfeksiyonlar görülüyor. Çok az bir kısmında pnömoni veya müdahale görülmüyor. Buna da primer ampiyem deniyor. Enfeksiyonun toplum kökenli mi yoksa hastane kökenli mi olduğuna bağlı olarak ampiyemin bakteriyolojisi değişiyor. Komorbiditeleri mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Toplum kökenli ampiyemde özellikle gram pozitif bakteriler en sık da streptokokus türleri görülüyor. Alkolizm, gastroözofajiyal reflü ve diyabeti olan hastalarda gram negatif bakteriler görülürse bu hastalarda komorbiditeler artıyor. Hastane kaynaklı ampiyemlerde S. aureus ve Pseudomonas daha sık görülüyor. Travma ve cerrahi ile ilişkili olduğu zaman da yine en sık S. aureus. DNA amplifikasyonu uyguladığımız zaman anaerobların insidansı %70'e kadar çıkıyor. Ama normal tetkikler kullandığımız zaman insidans %20'ye kadar düşüyor. Bu tutarsızlıktan dolayı negatif kültür olsa dahi anaerob organizmaları her zaman kapsamamız lazım antibiyotik seçiminde. Fungal ampiyem çok daha nadir ama çok yüksek mortalite ile ilişkili en sık gördüğümüz mantarda kandida türleri. Hikaye ve muayenede klinik pnömoniye benzer olabiliyor. Öksürük, balgam, ateş ve plöritik tipte bir göğüs ağrısı olabiliyor. Ampiyemli hastalarda semptomlar ama daha uzun süre devam edebiliyor. Genellikle hastalar 15 gün sonra semptomların başlamasından 15 gün sonra başvuruyor. Fizik muayenede yine etkilenen bölgede ince raller duyulabilir. Ama semptom ve fizik muayene bulguları spesifik değil. Uygun antibiyotik tedavisiyle düzelmeyen pnömonili hastalarda ampiyemi mutlaka dışlamamız gerekiyor. Ampiyemli hastaların 3 ay içindeki mortalitelerini değerlendirmek için bir rapid skorlamamız var. Bu skorlamada serum, bun, yaş, plevral sıvıda pürülen olup olmaması hastane kaynaklı mı yoksa toplum kaynaklı mı ampiyem olmadığı ve serum albümine bakıyoruz. Görüntülemeye gelecek olursak yine ilk tercihimiz grafi. Yaygın olarak kullanılıyor ama duyarlılığı %100 değil. Yine tespit edilebilmesi için belli bir miktarda sıvı olması gerekiyor. Pastöre anteriorde 200 mililitre, lateralde de yaklaşık 50 mililitre bir efüzyonun olması lazım. Eğer grafide efüzyondan şüpheleniyorsak bir sonraki adım ultrasondur. Yaygın olarak bulunur. Hasta yatağı başında kullanılabilir. Plevral efüzyonları belirlemede röntgenden daha hassastır. Plevral sıvı ve parenkim arasında ayrım yapmasına izin verir ve terapötik olarak da kullanılabildiği için grafiden daha üstün. Ultrason ve grafide ampiyemden şüpheleniyorsak, klinik şüpheniz varsa mutlaka toraks PET çekiyoruz. Plevrayı daha iyi seçebilmek için IV kontrast kullanıyoruz. BT'de plevra kalınlaşması, plevral kontrastlanma, tüp drenaj yokluğunda havalanma ve septasyonlar görebiliyoruz. BT'de yine akciğer parenkemi ve göğüs tüpünün konumunu daha iyi değerlendiririz. Torasentez yapıldıktan sonra bu hastalarda plevral sıvıyı mutlaka analiz ve kültür için göndermemiz lazım. Ama kültürlerin duyarlılığı zayıf. O yüzden sadece steril kaplarda değil aynı zamanda kan kültür şişelerini de kullanabiliriz. Bu şekilde duyarlılığını arttırabiliriz. İdeal olarak da bu kültür sıvılarını torasentez, toraks tüpü veya cerrahi müdahaleden elde etmemiz lazım ama asla önceden var olan drenajlardan almamamız gerekiyor. Plevral sıvı analizi ampiyem tanısı için şart değil. Yine dediğimiz gibi püy görülmesi, gram pozitif bakteri varlığı veya kültürlerde
tanıyı verir. Ama yine de tüm pleural sıvıları analiz için göndermemiz lazım. Tedavisinde kaynak kontrolü ve antibiyoterapi genellikle tıbbi ve cerrahi tedavi içeriyor. Toplum kökenli bir amfiyem düşünüyorsak, 3. veya 4. kuşak sefalosporin, artemetronidazol veya ampisilin ile bir beta-laktamaz inhibitörü kullanımı önerilir. Hastane kaynaklı veya travma cerrahi ile ilişkili ise de vancomisin, cefepin, metronidazol veya piperacin, tazobactam kullanılarak pseudomonası ve MRSA'yı kapsamamız lazım. Daha önce bahsettiğimiz gibi kültürler negatif olsa dahi anaerob bakterileri kapsamamız gerekiyor. İntrapleural bir antibiyotiklerin kullanımının bir faydasını görülmemiş. Antibiyotik tedavisi de yine hasta yanıtına, kaynak kontrolüne ve organizmaya bağlı olarak 2 ile 6 hafta süreyle devam etmemiz lazım. Tüp torakostomi en yaygın drenaj tipi. Genellikle 14 F'den küçük olan tüpler kullanılıyor. Tüpün konumunu mutlaka grafi veya BT ile doğrulamamız lazım. İlk 24 saat içinde klinik düzelme olmaması genellikle tüpün yanlış konumlandırılması veya tıkanması ile ilişkili. Bu tıkanmayı sık yıkamayla önleyebiliriz. Ama inatçı bir sıvı varsa veya yeni tespit edilen bir sıvı varsa ya daha fazla, daha büyük bir tüp ya daha fazla tüp ya da ameliyat gibi daha agresif bir tedaviyi ele almamız lazım. Drenaj tüpünü ne zaman çıkaracağız? Günlük sıvı drenajı 250 mililitreden veya daha az olduğu zaman çıkarabiliriz. Cerrahi müdahale genellikle son çare. Ampiyemde cerrahi tedavinin de temel amacı yine püyün pleural boşluktan boşaltılması ve akciğerin ekspansiyonudur. Akut ampiyemde cerrahi girişim gerektiren hastalarda cerrahi olarak ilk önce VATS tercih etmemiz lazım. Dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum.